Kime vereceğim bu kalemi? Öykü Hanım. Niye Öykü'ye veriyorsunuz? Evet. Yani. Bir dakika, hayır. Evet, doğru. Bir doğru. Niye Öykü'ye güzel, yani güzel başta soru. Duruyor diye mi? Peki kim olmak istiyor gerçek anlamda yarışmacı? Bunun bir sorumluluğu var. Şu an acaba ben olmak istiyorum yani. Bu kadar tepki vermenizi anlayamadım. Ya aslında kararsızlık olabilir. Şey, sonuçta hep beraber sen kararsızsın. Ondan. Aynen. Öyle bir özelliğiniz mi var Öykü Hanım? Kararsız mısınız? Ya ben ya şu an... Öyle mi biliniyorsunuz kararsız yani? Arkadaşlar. Kararsız. Ya biraz ama yani biraz çok abartmanıza gerek yok yani. Çok kararsız. Hayır tamam, ben olmak istiyorum şu an itibaren. Çok neden neden? Ne demek neden yani? Niye sen olmak istiyorsun? Evet. Abi, demek ki öyle bir şey ki yani buraya oturdum. Ne kalem ki bana verildi. Allah Allah, bu işaret yani. Olur mu öyle? Olmaz ki. Hayır ben bunu... Ayşe Nur'la yer değiştirin, o zaman sen oraya geç. Hayır. Yani tebessümlerinizden hani ne çıkartmalıyız düşünüyorum ama. Bakışlar hiçbir şey anlatmıyor. Gerçekten şu an bildiğim şeylere emin olduklarımı bile unutuyorum. Söyleyin artık lütfen. Size 1800 kaybettirdim. Hayır kazandırdım. Ne kadar negatif enerji veriyorsun şu an. Çektiniz ama. Üzülsün çektiniz. Elimizden geleni yapıyoruz ancak size 1800 liraya mal oldu. Maalesef tam tersi olacaktı. Haritayı enine boyuna inceleyen öğrencilerimizden maalesef doğru yanıtı alıp 1800 TL kazandıramadık. Alabilir miyim? O kadar da, o kadar da üzmeyin kendinizi. Ya emindiniz ki çok ciddiyim. Zaten ondan sonra değiştiremiyorduk. Abi değiştirmemeyi bırak. O zaman niye düşünemediniz yani? Sen bir de bir şey öğrencisin sen bir de. Evet. Hayır öğrencisin bir de. Yani ben ne öğrencisi? Ben yabancı dil okuyorum. Ne alakası var? Bir de bilmem lazım hepsine nerede olduğunu, haritayı açıp bakmayın. Ne alakası var? Coğrafya mı okuyorum olsun ben? Ne demek coğrafya mı okuyorum? Yok öyle bir şey yani. Bilmediğim şey hakkında yorum yapmıyorum. Ama ben karar vereceğim diyorsun. Oturacağım orada biblo gibi. Gerekirse ya. Olmaz öyle. İsviçre'nin yüz ölçümünün daha küçük olduğunu düşünüp meğersem Avusturya'dan daha büyükmüş. Yani en azından ben bildiğimi söyledim. Onlar bilmedikleri hakkında da yorum yaparak soyu kaybettiler yani. Dedim ki hangisi daha önce icat edilmiştir? Tekerlek mi, çivi yazısı mı? Çivi yazısı dediniz. Sonra dediniz ki insanlar resimler çiziyordu vesaire. Çivi yazısı bir yazı şekli. Yani belli bir sistematiği var. Onu okuyabiliyorsunuz. Resimler hakkında yorum yapabilirsiniz. Dersiniz ki buraya bakın bir tür inek çizmiş. Herhalde arkasında koşan adamlar da ava çıkmış. Ama çivi yazısı evet. Okuyabilen okuyor onu. Onun öncesi bu insanlar nasıl hareket ettirdiler birçok yükü? Ayşe Nur Hanım bu konuya değindi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değirmen taşı dedim, yük taşıyorlar dedim. Yani ben burada söyledim, çivi yazısı konusunda ısrarlı davrandılar. Ne ısrarlısı ya? Koskocaman kayalarla bir şeyler yaptılar. Çivi yazısı, sanat ürüne getirdim. Abi bak yine aynı şey, dönüyorsun yani, dönüyorsun. Ama bak söyledim, bak, dedim bak, ki... Bak sen ısrar etmiyorsun Ayşe Nur, sen söylüyorsun ve bitiyor. Tamam söylüyorum ama... Penguen'den eminim, Penguen kesinlikle birinci sırada. Şöyle söyleyeyim, ben dediğim sıralamada eminim. Ben de eminim, ne yapacağız? Ben eminim yani. Ben de eminim. Şu bir gerçek ki... O zaman eşyalar giderse alacak mısın? Senin dediğinle. Hayır hepsini sen alacak mısın? Diye, tabii ki. Tamam ama işte tam senin dediğin sıralamayı yapalım. Hepsi eşyalar gitsin ve sen alacaksın hepsini, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Yani hindinin olduğunu düşünmüyorum ben. Ya arkadaşlar bakın. Ya Fadil abi Allah aşkına buraya gitsin eşyalar alsın. Çok istiyorum bunu gerçekten. Gitsin abi. Ya, abi alacak mısın? Gitsin abi alacağım. Tamam, tamam değiştirelim. Abi yer değiştirelim. Hayır ya hayır. Ne hayır ya? Yok hayır hindinin olduğunu düşünmüyorum. Benim dediğim... Hindiyle tavuk daha yakın. Hindiyle tavuk? Daha yakın Ayşenur. Ya aynı hayvan gibiler anlıyor musun? Öykü. Sen benim hislerime güvenmiyor musun? Hayır, şu an ben sana güvenmiyorum. Şu an evet. Hayır, hayır. Ya, emin ol şu noktaya geldik yani. Şu an ben sana güvenmiyorum. Tamam. Şu an sonuna kadar tamam, gidiyorum. Tamam, yer değiştirelim. Ben sonuna kadar bütün her şeyin karşısındayım. Öykü'yü destekliyorum ben bu konuda. Tamam, yok ben hayır dedim. İki artı bir. Ben netim, kesinlikle iki. Öykü'yü destekliyorum. Karar bende değil mi? Siz de. Evet. Alayım. Tamam, değiştirmek istiyorum o zaman. Hayır, hayır. Tamam, değiştirelim. Yarışan hayır, benim. Ben, yok, onu değiştirelim. Yarışan benim. Onaylıyorum ben hayır. Onu. Abi yarışan benim. Hayır, Öykü. Öykü Hanım buyurun. İki hayır, artı bir değil mi? Yuvarlak evet, için alın doğru olduğundan emin olduklarınızı. Bu beştir diyorsunuz. Evet. O da ikidir. Evet, o da dörttür. Hayır, evet, bu da hayır. Birdir. Evet. Bu da üçtür. Evet. Ya hayır. Evet, evet. Öykü hayır. Öykü evet. Hanım bunu cevap olarak kabul edeyim mi değiştirmeniz mümkün olmayacak. Kabul ederim. Evet. Öykü hayır diyorum. Evet diyorum. Bu saatten sonra öyle. Cevabınızı hayır, değiştirmeniz... Hayır değil ya Öykü. Evet. Sana bir şey söylüyorum bir dinle ya. Evet. Bir dinler misin beni? Sana bir şey söylüyorum burada. Abi, iki saattir bir karar için bana işte ısrar etmiyorsunuz diyorsunuz. Hayır kardeşim o olacak. Gerekiyorsa değişsin. Olmuyor. Değişsin olacak Öykü. Şimdi değildir ya. Öykü olacak.
Hanuş abla sen teyzesi olarak bir şey söyle. Karar benim değil. Fark etmez. Yarışan kim? Onunla alakalı bir durum yok. Olacak öyle. Resmi olarak yarışmacımız sizsiniz ve... Çok bağırıyorsun ama ben bari insanları duymam biliyor musun? Bu son kararınız ise yani bunu değiştirmeniz mümkün olmayacak. Cevap olarak kabul edeyim mi bunu diye soruyorum. Evet kabul edeyim. Hayır Öykü diyorum. Hala sana anlatamıyorum bak burada. Anlatamıyorum. Beni dinler misin? Ayşen Hanım cevabı aldık. Bir dakika. Üç kişiyiz. Üç kişiyiz. Oylamaya sunalım. Ne düşünüyorsun? Ben Hindi olmadığını düşünüyorum. Ya sen sıralamayı söyle. Değiştirmek istiyor musun? Hayır değiştirmek istiyorum. Sen istiyorsun. Evet. Ben istemiyorum. Sonuna kadar istiyorum. Zaten cevap olarak iki defa sordum ve bu dediniz kabul ettim. Şu andan itibaren değiştirmeniz mümkün olmayacak. İyi al. Tebrik ediyorum. Al cevabını.